Ya Ya Nebi Allah Es-salâ Aleyke ya Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lillahi l-hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lillahi As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah As-salatu was-salamu alayka ya سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي
teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Volkan Demirci'nin acı haberi dün akşam saatlerinde orduya ulaşmıştı. Aslında orduya da şehit ateşi düşmüştü diyebiliriz. Nasıl gelişti gelişmelerden de biraz bilgi vermek isterim sizlere. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Alandüzü mevkisinde PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu jandarma uzman çavuş Volkan Demirci İlk olarak yaralanmıştı. Demirci kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayak şehit düştü. Volkan Demirci'nin hakkında biraz bilgi vereceğim sizlere. Volkan Demirci evliydi ve aslında yine evli de diyebiliriz. Yaklaşık 8 aylık bir evlilik süreci vardı. Acı haber dün akşam saatlerinde ailesine ulaştı. Kendisi aslen Çatalpınar ilçesi nüfusuna bağlıydı. Ancak ailesi Fatsa'da yaşıyordu. Fatsa Sakarya mahallesinde yaşıyordu. Anne Hacer ve babasına aslında gece saatlerinde acı haber de verildi diyebiliriz. Acı haber alan anne ve baba mahalleli tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Tabii ki haberin ulaşmasının ardından da ordu protokolü Fatsa'ya akın etti de diyebiliriz. Özellikle başta ordu valisi Settar Yavuz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar şehit ateşinin düştüğü eve ulaştı ve aileye başsağlığı taziyede bulundu. Şu anda da Çatalpınar ilçesinde Çatalpınar ilçe stadında şehidimiz için cenaze töreni düzenleniyor ve cenaze törenine aslında çok sayıda protokol üyesi de geldi. Normal şartlarda öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılınacak ve ardından da şehidimiz için tören düzenlenecekti. Ancak hava şartlarından dolayı uçak Ordu Giresun Havalimanı'na iniş sağlayamadı. İniş sağlayamayan uçak Samsun'a yönlendirildi. Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi ve şu an itibariyle şu an alanda şehit bekleniyor. Yaklaşık 15 dakika sonra şehidimiz buraya ulaşacak. Onun için hazırlıklar şu anda yapılıyor. Protokol üyeleri bir tarafta bekliyor. Diğer tarafta ise başka protokol üyeleri şehidimizi karşılayacak. Şehidimiz giriş kapısından bu alana doğru gelecek. Benim olduğum noktaya doğru gelecek. Şu anda ciddi bir kalabalıkta söz konusu. Çatalpınar ilçe stadı da hınca hoş dolu diyebiliriz. Çatalpınar'daki vatandaşlar şehidine sahip çıkmak adına aslında sabah saat 10'dan itibaren bu alanı doldurmuşlardı. Birçok noktadan da aslında vatandaşlar akın etti. Alanın üst noktalarında sizin göremediğiniz ama bizim gözlemlediğimiz noktalarda da evlerin çatılarında, fındık bahçelerinde ve her noktada insan görmemiz mümkün. Şehide sahip çıkmak adına her noktayı donattılar aslında Çatalpınarlı vatandaşlar. Şu an itibariyle şehidini bekliyorlar diyebiliriz. İlçenin girişinden her noktasına kadar ay yıldızı Türk bayraklarıyla donatıldı alan diyebiliriz. Biraz daha detaylandırma bilgiler vermek istiyorum sizlere. Şehidimizi beklerken Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Uzman çavuş, jandarma uzman çavuş Volkan Demirci. Aslında öncesinde Volkan Demirci'nin sosyal medya paylaşımı da yürekleri sızlatmıştı. Biraz sonra onları da sizlere anlatacağım. Dün akşama gitmek istiyorum tekrardan. Dün akşamı hafızaları getirmek istiyorum. Dün akşam saatlerinde acı haberin ulaşmasının ardından Ordu Valisi Settar Yavuz başta olmak üzere birçok protokol üyesi de hemen Fatsa'ya, Sakarya Mahallesi'ne şehidin ailesinin evine ulaşmıştı. Taziyelerini iletti. Tabii ki şehit acısını alan, acı haberi alan annesi gerçekten çok zor anlar yaşadı da diyebiliriz. Ateş düştüğü yeri yakıyor derler yani. Böyle bir durum vardı Sakarya Mahallesi'ndeki şehidimizin evinde. Evinin olmuş olduğu noktada da diyebiliriz. Tabii ki ambulans ve çok sayıda jandarma ekibi de alana gelmişti dün akşam itibariyle. Acı haber dün ulaşmıştı. Dün Fatsa'da acı haber ulaşmış ve Fatsa'da aslında her nokta ay yıldızı Türk bayraklarıyla donatılmıştı. Şöyle de şu bilgiden de vermek istiyorum. Hakkari'de çıkan çatışma sonucu şehit oldu ve çatışma sonrasında da hastaneye kaldırıldı. Hastanede Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı kendisi ama Devlet Hastanesi'ne yapılan tüm müdahalelere rağmen şehidimiz kurtarılamadı ve şehitlik mertebesine de ulaştı diyebiliriz. Şu anda onun için Volkan Demirci için cenaze töreni düzenleniyor.
memleketinde doğup büyüdüğü noktada cenaze töreni düzenleniyor. Çok sayıda protokol üyesi yerini aldı. Askeri Erkan yerini aldı. Siyasi parti temsilcileri yerini aldı. Alanda şu anda hınca uç dolu diyebiliriz. Bu alan aslında çok büyük bir noktada yer alıyor. Bir futbol sahası ve futbol sahasının hemen hemen her noktasını da doldurdular. Ve her noktada da vatandaşları görmeniz mümkün şu an itibariyle. Evlerin çatıları, binalar, fındık bahçelerine kadar birçok noktada vatandaşlar şehidi bekliyor. Yaklaşık 10 dakika sonra da şehidimiz bu alana gelecek ve protokol esiri şehidin naaşını bekliyorlar. Araç da beraber geliyor Samsun'dan. En son aldığımız bilgiye göre Terme'deydi. Terme'den de buraya yaklaşık 20 dakikada geleceğini hesap edersek yaklaşık 10 dakika sonra bu alanda şehidimiz karşılanacak, protokol üyeleri tarafından karşılanacak. Şu anda benim ön tarafımda Ordu Varisi Settar Yavuz ve protokol üyeleri de geldi şu anda. Burada şehidi karşılayacaklar. Bunun bilgileri şu an itibariyle veriliyor. Şehidimizin naaşı yaklaşıyor, gelmek üzere buraya inşallah. Hep beraber şehidimize karşı İslami ve insani görevimizi yapacağız. Bayan kardeşlerimiz kendilerine göre platformun sağ tarafına doğru geçsinler. Onlar da cenaze namazına iştirak etsinler. Tekrar ediyorum. Bayan kardeşlerimiz kendilerine göre platformun sağ tarafına doğru geçerek onlar da cenaze namazına iştirak etsinler. Sevgili izleyenler, İl Müftüsü Mürsel Öztürk de bir bilgilendirme verdi. Aslında çok ciddi kalabalık olduğu için özellikle kadın cemaatin farklı bir noktaya yönlendirilmesi adına bir uyarıda bulundu. Şu an itibariyle zaten şehidimizin naaşı da beklenirken dualar okunuyor. Hep birlikte burada bulunan görevliler tarafından. Tabii ki şu an alan hınca uç dolu, öyle söyleyelim. Ve yaklaşık 10 dakika sonra şehidimizin naaşı burada bulunan alana getirilecek ve cenaze töreni düzenlenecek. Dilerseniz şehidimizin hakkında biraz daha bilgi vermek isterim sizlere. Biraz önce de anlatmıştım aslında. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu şehidimiz. Ve bu paylaşım aslında eşini ve kendisinin paylaşımı da yürekleri sızlattı. Eşi Nurdan Demirci ile henüz bir yıl önce dünya evine girmişti ve çocukları yoktu. Daha yeni evli de diyebiliriz. Şehit jandarma uzman çavuş Volkan Demirci'nin sosyal medya hesabında yazdığı yazı yürekleri sızlattı. Şehit Demirci sosyal medya hesabından sevdiğim kadının, sevdiğim adamım. Vatan uzaktan bakıp benim diyenlerin değil, yar koynuna baş koymadan şehit olanlarındır. Jandarma özel harekat paylaşımı vatan sevgisini gözler önüne de serdi. Özellikle Volkan Demirci'nin 25 yaşındaydı ve jandarma uzman çavuş olarak Hakkari Yüksekova ilçesinde görev yapıyordu kendisi. Tabii ki acı habere dün akşam itibariyle orduya ulaştı ve ordunda bayraklar her noktayı donattı. Acı haberle birlikte dün gece itibariyle şehidimizin ailesinin bulunduğu Fatsa ilçesi Sakarya mahallesindeki eve Ay Yıldızı Türk bayrakları asıldı ve birçok vatandaş da taziye için şehit ailesinin bulunduğu eve geldi. Şu bilgiyi de paylaşmak istiyorum değerli izleyenler. Özellikle son günlerde Türkiye'nin dört bir yanına şehit ateşi düşmeye devam ediyor. Hain terör örgütü PKK özellikle Doğu bölgesinde yapmış olduğu hain planları devreye sokuyor ve aslında birçok noktaya da ateş düşüyor. Ordulu Şehit Volkan Demirci ile beraber aslında 10 Nisan'la 13 Mayıs tarihleri arasında tam bir ayda 26 şehit verdik. Onlar vatan toprağı için şehit düşenlerimiz tabii ki terörle mücadelede tüm hızıyla devam edecek. Hiçbir zamanda bundan ödün vermeyecek Türkiye Cumhuriyeti. Ancak tabii ki yapılan haince saldırılar sonrası da kinimiz ve nefretimiz de daha fazla artıyor terör örgütü PKK'ya. Onlardan bir tanesini yaptılar. Dün itibariyle dün bir saldırıda bulundular ve bu saldırı sonucu ordulu jandarma uzman çavuş Volkan Demirci şehit düştü ve şehit ateşi de orduyu yaktı diyebiliriz. Şu an itibariyle de vatandaşlarımız bizler anlatım pozisyonunda sizlere bilgiler verirken alan hınca hınç doldu demiştim. Gerçekten çok ciddi bir kalabalık söz konusu burada.
Tepeden gösterme şansımız olsa dediğimizi anlayacaksınız. Gerçekten çok ciddi bir kalabalık var. Kalabalık alana yetmedi. Yetmediği gibi de diğer noktalarda da aslında alanın bütün noktaları vatandaşlar tarafından da donatıldı. Vatandaşlar şehidini bekliyor. Çatalpınarlılar şehidini bekliyor. Şehit Volkan Demirci'yi bekliyor. Onun da naaşı yaklaşık 10 dakika deniliyor bize. Sürekli tekrar etmekte gerek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Samsun'dan geliyor cenazesi. Ordu Giresun Havalimanı'na iniş yapması bekleniyordu. 11 ile 11.30 arası havalimanına iniş yapması gerekiyordu. Ancak herhalde havadan kaynaklı, sistem kaynaklı bir iniş iptali söz konusu oldu. Şehidimizin naaşı askeri kargo helikopteriyle birlikte Samsun'a, Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi. Ve karayoluyla birlikte de şehidimizin naaşı Çatalpınar ilçesine gelecek. Çatalpınar merkezinde bulunan Çatalpınar şehir stadına gelecek, getirilecek. Onun için de şu an itibariyle bekleniyoruz. Ve normalde öğle namazına mütakiben de şehidimizin naaşı cenaze töreninin ardından defnedilecekti. Ancak yaşanan bu aksaklıktan kaynaklı da tören uzadı diyebiliriz. Vatandaşlarımız da burada saat 10'dan itibaren alanı doldurdular. Gerçekten burası ciddi bir sıcaklık da söz konusu. Bugün hava sıcaklığı da yaklaşık 25 dereceyi bulduğu için güneş tam tepede ve öğle vaktine denk geliyor. Vatandaşlarımız oruçlu bir şekilde şehitlerine sahip çıkmak adına da burada bekliyorlar. Saat 10'dan bu yana hiçbir şekilde hiçbir fire vermeden bu alanda beklediler ve saat 10'dan bu yana da şehitlerine sahip çıkmak adına alanı doldurmuşlardı. Şu anda da daha fazla da dolabiliyor. Alan yer kalmadı, kenarlar doldu. Tabii ki alandan da bahsedelim. Bir futbol sahası demiştik burası için ve futbol sahasının da dört bir yanı Ay Yıldızı Türk bayraklarıyla donatıldı. Her noktası şu anda Ay Yıldızı Türk bayraklarıyla dört bir yanı da çevrili diyebiliriz. Bir çadır var burada, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından getirilen. Burada protokol üyeleri ve şehidimizin yakınları bekliyor. Diğer tarafta da kadınlar var. Kadınlarımız orada bekliyor diyebiliriz. Buranın alanı ile ilgili protokol üyeleri hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. Başta Ordu Valisi Settar Yavuz olmak üzere. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Milletvekili, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adı Güzel, ilçe belediye başkanları, daire ve kurum müdürleri ve siyasi partinin temsilcileri de şu an itibariyle biraz önceki bahsetmiş olduğumuz çadırın olmuş olduğu noktada. Benim şu anda görebildiklerim bu. Ordu Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Engin Tekin Taş'ı da gördüm alanda. O da burada şehide sahip çıkmak adına bekliyor. Tabii ki hemen sağ tarafında kalıyor. Sizin göremediğiniz bir noktada yer alıyor. Vatandaşlar binaların üzerlerine çıkmışlar. Çatılarına çıkmışlar. Ve buradan çatılardan töreni takip ediyorlar. Askeri Erkan da tam olarak burada hazır bekliyor. Ve şehidin naaşının gelmesiyle birlikte de askeri törene geçiş yapılacak. Şehit askerin naaşı askeri Erkan tarafından, askeri yetkililer tarafından okunacak ve ardından dualar eşliğinde şehit Volkan Demirci arkadaşlarının omuzlarında araca bindirilecek ve oradan da defnedilmek üzere aile kabristanlığına götürülecek. Şu anda herkes şehidimizi bekliyor. Herkes şehidi karşılamayı bekliyor. Protokolleri başta olmak üzere birçok vatandaş da şu an itibariyle şehidin geleceği dakikayı bekliyor, anı bekliyor. Kısa bir süre sonra şehit Volkan Demirci bu alana gelecek ve vatandaşlar tarafından, protokol üyeleri tarafından karşılanacak. En başa dönelim. Eğer yayına yeni açan vatandaşlarımız varsa onlar için de bir bilgi vermek istiyorum. Olay nasıl gelişti, nasıl oldu? Bunun hakkında biraz sizlere bilgi verelim. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Volkan Demirci 25 yaşındaydı ve Ordu'nun Çatalpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı idi. Ailesi Fatsa'da ikamet ediyordu. Fatsa'da Sakarya Mahallesi'nde ikamet ediyordu. Dün akşam saatlerinde yaklaşık saat 8.30 sularında şehidin acı haberi de ailesine ulaştırıldı. Acı haberi alan aile gerçekten yıkıldı. O görüntülerde sizin ekranlarınıza gelmişti. Sosyal medyadan da takip ettiğiniz kadarıyla görmüştürsünüz. Gerçekten ateş düştüğü yer yakıyor ve aslında en zor haber de bu diyebiliriz. Hem bizler için hem de
askeri yetkililer ve özellikle protokol üyeleri için dün akşam bu yaşandı. Fatsa'da Sakarya Mahallesi'nde şehidin acı haberi ulaştırıldı. Şehit Volkan Demirci ilk olarak aslında çatışmada yaralandı. Yaralandıktan sonra da Hakkari Yüksekova'da Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehitlik mertebesine ulaştı. Jandarma uzman çavuş Volkan Demirci kendisi yeni evliydi ve 25 yaşındaydı. Eşi ve kardeşiyle birlikte Yüksekova'da da yaşıyorlardı. İkametgahları oradaydı, orada yaşıyorlardı görevi sebebiyle. Yeni evli ve hayatının aslında bağrında şehitlik mertebesine ulaştı. Kendisi hain terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi ve aramızdan ayrıldı. Bugün de onun için burada memleketinde doğup büyüdüğü topraklar Çatalpınar'da cenaze töreni düzenleniyor. Çatalpınarlı hemşerileri de jandarma uzman çavuş Volkan Demirci'ye sahip çıkmak adına bu alanı da doldurdu. Hınca uç bir kalabalık söz konusu. Ondan bu yana biraz önce de söylemiştik. Ondan bu yana saatlerimiz ondan bu yana şehitlerine, hemşerilerine destek çıkmak adına, cenazesinde bulunmak adına da geldiler. Tabii ki dün gece saatlerinde cenazenin haberinin verilmesinin ardından da Ordu Valisi Settar Yavuz başta olmak üzere Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar olmak üzere Fatsa Kaymakamı Harun Yapıcı da şehit cenazesinin, yani şehit ailesinin evine geldiler ve burada acı haberi anne ve babaya verdiler. Tabii ki acı haberi alan anne ve babası, şehidin anne ve babası gerçekten yıkıldı. O anlarda zaten görüntülerde ekranlarınıza gelmiştir ve sosyal medyadan da takip etmişsiniz. Tabii ki ateş düştüğü yere yakıyor. Her zaman da söylediğimiz gibi böyle de oluyor. Ancak tabii ki Türkiye'nin terörle mücadelesi aralıksız olarak devam edecek. Bundan yana kimsenin şüphesi olmasın. Şehidimizin de kanı yerde kalmayacak. Çünkü silah arkadaşları, kahraman silah arkadaşları şehidimizin kanını yerde bırakmamak adına da Yüksekova'da operasyonlarını sürdürüyor. Aralıksız operasyonlar devam ediyor. Bugün bir acı haber daha geldi ama terörle mücadelemiz kalmış olduğu yerden devam ediyor. Ve gitgide daha da büyüyerek devam ediyor. Bugün onlardan bir tanesini uğurluyoruz. Kahraman ordulu jandarma uzman çavuş Volkan Demirci'yi uğurluyoruz. Tabii ki acısı taze, acısı yüreklerimizle tazeliğini koruyor. Kendisini aslında burada vatandaşlar büyük bir özlemle bekliyor. Çünkü son kez onlara, son kez Volkanlarına da aslında görev yapacaklar. Öyle bir durum da söz konusu burada. Şu anda da vatandaşlarımız şehit jandarma uzman çavuş Volkan Demirci'nin naaşını bekliyor. Şu an kendisi için de dualar okunuyor. Ruhu şad olsun şehidimizin diyelim ve alandaki gözlemlerimizi tekrar sizlerle paylaşmak isterim. Şu anda da bizim olmuş olduğumuz alan şehit Volkan Demirci'nin naaşının getirileceği alan. Şu anda orada hazırlıklar tamamlandı. Askeri yetkililer de hazırlıklarını yaptılar. Çünkü kendisi geldikten sonra bir özgeçmişi okunacak. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan Üsteğmen tarafından özgeçmişi okunacak. Ve ardından dualar eşliğinde şehidimiz için cenaze töreni düzenlenecek. Sonrasında aile kabristanlığında defnedilecek şehidimiz. Burada da vatandaşlar bu törenlerin yapılmasını bekliyor. Ciddi bir kalabalık var. Her yer ay yıldızı Türk bayraklarıyla donatıldı demiştik. Sabah saatlerinden itibaren de burada Çatalpınarlı vatandaşlar geldiler ve saat 10'dan bu yana da şehidimizi bekliyorlar. Ben bir ses duydum. İleride büyük ihtimalle siren sesleriyle birlikte şehidimizin naaşı alana getiriliyor. Yaklaştı da diyebiliriz. Şu anda da bir hareketlilik biraz sonra başlayacak buradan. Ve şu an itibariyle şehidimiz alana gelecek. Siren seslerini duyuyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika sonra bu alanda olacak. Sirenler eşliğinde şehidimizin naaşı alana getiriliyor. Tabii ki yavaş yavaş hareketlilik de gerçekleşecek biraz sonra burada. Çünkü arkadaşları, kahraman silah arkadaşları da onu omuzlarına alacak ve bu alana getirecek, olduğumuz noktaya getirecek. Hazırlıklar şu anda tam, herkes şehidimizin naaşını bekliyor. Bu alanda Çatalpınar ilçe stadında yaklaşık 5 dakika sonra şehidimizin naaşı bu alanda ulaşacak ve alana ulaşmasıyla birlikte de cenaze töreni başlayacak. Protokol üyeleri hazır, askeri yetkililer hazır ve vatandaşlar hazır bir şekilde alanda bekleyişlerini sürdürüyorlar.
Siren sesleri de daha çok yaklaştı bize. Tam ilçenin arka tarafında yer alıyor aslında burası. Belediye binasının hemen alt noktasından bu alana ulaşıyorsunuz. Burada Fatsa ilçe stadı ve düğün salonunun olmuş olduğu noktada büyük ihtimalle cenaze de direkt buraya, bu alana getirilecek. Çatalpınar'ı bilen vatandaşlarımız da zaten demek istediğimi anlamışlardır. Köprüden şu anda geçiş yapıyor, biz görebiliyoruz. Yaklaştı ve şu an itibariyle naaşı yaklaşık bir dakika sonra bu alana gidecek. Ve zaten şu an itibariyle de protokol üyeleri hazırlıklarını sürdürmüştü. Hazır bir şekilde bekliyorlardı. Şehidimizin karşılamaya gidiyor onlar da. Protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri tam kadro şu anda şehidimizin naaşını karşılamak üzere hareketlendiler. Biraz sonra buraya gelecek ve şehit jandarma Volkan Demirci için cenaze töreni düzenlenecek. Tamamen bütün hazırlıklar tamamlandı burada. Sabah saatlerinden itibaren biz geldiğimizde alanda hazırlıklar tamamlanmıştı. Her nokta yıldızlık bayraklarıyla donatılmıştı. Ve şu an itibariyle alanda da karşılama töreni devam ediyor. Değerli izleyenler, şu an itibariyle benim görebildiğim kadarıyla araç yaklaştı ve şehidimiz askerlerin omuzlarında arkamdan gelecek ve kameranın arkasında olan alana getirilecek şehidimizin naaşı. Hazırlıklar tamamlanmıştı sabah saatlerinden itibaren ve şu an o hazırlıklar bitmek noktasına geldi. Biraz sonra zaten şehit cenaze töreni gerçekleşecek. Arka tarafta da vatandaşlar şu anda bekliyorlar ve telefonlarla birlikte bu anı, bu üzücü anı kayıt altına alıyor vatandaşlarımız. Burada ciddi bir hüzün de var aslında. Hüznün burası tam adresi diyebiliriz. Çatalpınar ilçe stadı. Buraya gelen vatandaşlar burayı doldurmuşlardı zaten sabah saatlerinden itibaren ve şu anda da zaten her geçen gün her noktadan vatandaşlar buraya geliyor ve arka tarafta her noktada vatandaşlarımızı görmek mümkün. Arka tarafta evlerin bulunmuş olduğu noktada, balkonlarda, aklınızın alabileceği her noktada şu an itibariyle vatandaşlar cenaze törenini takip ediyor. Buraya gelemeyen vatandaşlar ekranları vasıtasıyla, bizler aracılığıyla bugünkü bu cenaze töreni takip ediyor diyebiliriz. Şu anda görebildiğim kadarıyla protokol üyeleri arka taraftan gelecek cenazeyi karşılamak adına o noktaya doğru yönlendiler. Arka tarafta çadırda oturuyorlardı kendileri. Cenazenin gelmesini bekliyorlardı. Ve cenazenin gelmesiyle birlikte de şu anda protokol üyeleri de cenazeyi karşılamak adına o noktaya doğru ilerlediler. Diğer tarafta da vatandaşlarımız şehit jandarma uzman çavuş Volkan Demirci'nin naaşını bekliyorlar. Ve şu anda tam arkamda Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz da alana teşrif etti. Aynı şekilde kaymakamlar ve ilçe başkanı da, Fatsa ilçe başkanı da Murat Kaçak da alana teşrif eden isimlerden bir tanesi. Aybars'ın eski belediye başkanı İzzet Gündoğar ve birçok ilçe belediye başkanı da burada diyebiliriz. Tam kadro protokol üyeleri alana geldi ve şu anda da alanda şehidimizin naaşını bekliyorlar. Onlar da zaten sabah saat 10.30'dan itibaren yavaş yavaş belediye başkanları ve protokol üyeleri alana gelmeye başlamışlardı. Ordu valisi Settar Yavuz da yaklaşık bir saatten bu yana bu alanda şehidimizin naaşını bekliyor ve beklenen anda biraz sonra gerçekleşecek ve şehidimizin naaşı, Ayyıldızlı Türk Bayrağı'nın sarılı naaşı gelecek. Şu anda bir dua okunuyor ve biraz sonra şehidimiz bu alana giriş yapacaklar. Hazırlıklar da tamamlandı diyebiliriz. Protokol üyelerinde alana doğru geçiş yaptı. Kameranın arka tarafında yer alıyorlar onlar da ve şu anda hepsi yeni yerlerine konuşlanıyorlar. Protokol üyelerinin yerlerine alınmasının ardından da şehidimizin naaşı askerlerin omuzlarında Çatalpınar ilçe stadına getirilecek ve hemen arkamızda bulunan alana koyulacak. Ondan sonra da tören başlayacak. Şehit jandarma uzman çavuş Volkan Demirci için tüm hazırlıklar artık biraz sonra nihayete erecek ve şehidimizin naaşı alana getirilecek. Hazırlıklar bitmişti. Zaten bütün hazırlıklar tamamlanmıştı bir saat öncesinden. Biraz gecikti cenaze. Çünkü hava koşullarından kaynaklı şehidimizin naaşı Ordu Giresun Havalimanı'na
iniş yapamadı. Sistem kaynaklı iniş yapamadı. Askeri kargo uçağıyla gelmişti kendisi ve ilk olarak da Hakkari Yüksekova'da kendisi için kışlasında cenaze töreni düzenlenmişti. Askeri tören düzenlenmişti daha doğrusu öyle söyleyelim. Askeri törenin ardından askeri kargo uçağıyla birlikte şehidimizin naaşı orduya getirilmesi planlanıyordu. Saat 11 veya 11.30 arası orduya getirilmesi planlanıyordu ancak havadan kaynaklı bir durum değişikliği yaşandı. Şehidimizin naaşı Samsun'a, Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptı. 12 civarı iniş yaptı şehidimizin naaşı ve o saatten itibaren de yola çıktı diyebiliriz. Karayoluyla birlikte, cenaze aracıyla birlikte şehidimizin naaşı memleketi doğup büyüdüğü topraklar olan Çatalpınar ilçesine getirildi. Şu an itibariyle şehidimizin naaşı ulaştı. Alan biraz geniş olduğu için giriş kapısında bekletiliyor ve askerlerinin omuzlarında biraz sonra bu alana getirilecek ve hemen bizim kameranın arkasında bulunan noktaya konulacak. Diğer tarafta da kamera açısından göreceksiniz zaten şehidimizin naaşını, Ayıldızı Türk Bayrağı'na sarılı naaşını. Tüm hazırlıklar tamam. Vatandaşlar ve protokol üyeleri tam kadro burada bekliyor. Biraz sonra Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk de gerekli konuşmayı yapacak ve ondan sonra da cenaze töreni, askeri tören başlayacak. İlk olarak şehidimizin özgeçmişi okunacak. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan Üsteğmen tarafından şehidimizin naaşı okunacak. Kısa bir özgeçmişinin ardından askeri tören başlayacak ve sonrasında cenaze töreniyle birlikte tören sona erecek diyebiliriz. Alan çok geniş olduğu için değerli izleyenler gelmesi de biraz uzun sürebiliyor. Çok büyük bir alan burası ve giriş kapısından buraya geleceği için de vatandaşların arasından geçiş yapacak şehidimizin naaşı tüm hazırlıklarda ondan kaynaklı. Biraz da gecikme oldu. Tabii ki ben arkada şehitler ölmez, vatan bölünmez sesleri de duyuyorum. Hemen arka tarafta Çatalpınarlı gençler, vatandaşlar tekbirler eşliğinde alana doğru giriş yapıyorlar. Ve şu anda da alana giriş yapacaklar. Biraz sonra tekbirler de yükseliyor. Şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganlarıyla birlikte hem de tekbirlerle birlikte şehidimizi karşılamaya onlar da geldi. Ve alana biraz sonra giriş yapacaklar. Tabii ki her zaman söylediğimiz bir söz var. Şehitler ölmez, vatan bölünmez sözü. Bu gerçekten de böyledir. Şehitlerimiz her zaman bizim kalbimizde yaşayacaklar. Ve 70-80 milyonun bünyesinde, kalplerinde yer alacaklar. Onlar hepimizin şehidi, onlar hepimizin oğlu diyebiliriz. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri de terörle mücadelesini her daim sürdürecek, sürdürmeye de devam ediyor. Bugün itibariyle de şehit Volkan Demirci'nin kanını yerde bırakmamak adına arkadaşları o bölgede, Yüksekova bölgesinde operasyonlarını aralıksız olarak sürdürüyor. Operasyonlar da devam ediyor ve tam da şu an itibariyle şehit jandarma uzman çavuş Volkan Demirci alana giriş yapıyor değerli izleyenler ve askerlerin omuzlarında Ay Yıldızı Türk Bayrağı'na sarılı tabutuyla birlikte şehidimizin naaşı Çatalpınar ilçe stadına getiriliyor. Protokol üyeleri tarafından ve askerler tarafından şu an itibariyle karşılanıyor. Şehit jandarma uzman çavuş Volkan Demirci biraz sonra bu alana getirilecek ve cenaze töreni, askeri tören kendisi için başlayacak. Dualar edilecek, özgeçmiş okunacak ve sonrasında Bütün duaların eşliğinde şehidimiz ebediyete uğurlanacak askerlerin omuzlarında. Evet, görüyorsunuz değerli izleyenler, basın mensupları da şu an görüntü almaya çalışıyor. Şehit jandarma uzman çavuş Volkan Demirci için kendisi 2016 yılında göreve başlamıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde göreve başlamıştı ve şu anda da silah arkadaşlarının omuzlarında alana getiriliyor. Tabii ki burada ciddi bir hüzün de söz konusu. Şehidin ailesi de arkada ve protokol üyeleri de arkada, arkamızda yer alıyor. Alana giriş yaptılar. Şu anda şehidin naaşı da buraya getirildi ve koyuluyor. Biraz sonra dualar eşliğinde cenaze töreni devam edecek. Sonra burada Çatalpınar ilçe stadında cenaze namazı kılınacak ve protokolü de yaklaştığı zaman görebildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun da
alana geldi ve cenaze törenine katılım gösterdi. Şehidin babası ayakta durmakta güçlük çekiyor. Gerçekten ateş düştü, yere yakıyor diyebiliriz. Şu anda Ordu Valisi Settar Yavuz'un omuzlarında, gerçekten tarifi mümkün değil bu acının. Şehidin annesi ve kardeşi de şu an alana ulaştı. Kendileri gerçekten zor anlar yaşıyorlar diyebiliriz. Burada feryatlar yükseliyor. Şu an itibariyle gerçekten çok zor bizim de tarif etmemiz ve bu acıyı anlatmamız size oldukça güç. Gerçekten çok zor. Ve feryatların sesi de yükseldikçe bizim sesimiz kısılıyor. Öyle söyleyelim. Şu anda askeri yetkililer de şehidin kardeşi, annesi ve babasını, ailesini, yakınlarını sakinleştirmeye çalışıyor. Gerçekten çok zor. Ay Yıldız Türk Bayrağı'na sarılı tabutu geldi. Ve gerçekten kolay değil. Gerçekten kolay değil. Şu anda da yaşananları sizlere anlatmam benim açımdan da oldukça güç ve çok zor. Biz bunları söylerken o ailesini yerine koyduğumuzda gerçekten büyük zorluk yaşarız. Allah rahmet eylesin, Allah mekanını cennet eylesin şehidimizin ve Allah ailesine, kederli ailesine, eşine, annesine, babasına, kardeşine ve akrabalarına sabırlar ihsan eylesin dilelim. Bu Ramazan gününde, bu oruç zamanı yapılan bu alçakça saldırı sonucu maalesef Çatalpınar nüfusuna kayıtlı jandarma uzman çavuş Volkan Demirci şehit düştü. Gerçekten çok zor. Ayakta duramıyorlar şu an itibariyle ve askeri yetkililer, askeri görevliler kendilerini sakinleştirmeye çalışıyor. Dün akşam itibaren de bu acıyı yüreklerinde ilk andan itibaren hissetmişlerdi. Ve şu anda da bunun dışa vurumunu yaşıyor şehidimizin ailesi. Gerçekten çok zor. Bizler bu sesi size vermemek adına aslında sürekli tekrara düşmek durumundayız. Bu acıyı duymanızı istemiyoruz gerçekten. Yüreklerimiz bizim bu arada dağlandı. Gerçekten çok zor anlar yaşıyorlar. İl Müftüsü Mürsel Estirk biraz sonra cenaze namazını kıldıracak. Şu anda şehidin annesi, kardeşi, babası sakinleştirilmeye çalışılıyor yetkililer tarafından. Oldukça zor, gerçekten çok zor. Bir an belki de uzun süredir göremedikleri yavrularının cenazesini şu an görüyorlar. Ay Yıldız Türk Bayrağı'na sarılı tabutu görüyorlar. Onlar açısından tarifi mümkün olmayan bir acı ve acının da göstergesi bu. Bu anda tabutun başındalar ve feryatlar ve gerçekten çok üzücü dakikaları yaşıyoruz. Bizler de buna tanıklık ediyoruz. Yanlış görmediysem eşi sana doyamadığım feryatlarını şu an itibariyle burada alanda söylüyor. Annesi de şehidimizin fotoğrafını öpüp başına koyuyor. Gerçekten ana yüreği, baba yüreği, kardeş yüreği buna imkan vermiyor. Gerçekten çok zor, çok zor bir an. Bizler de bu ana tanıklık ediyoruz. Şu anda şehidin fotoğrafı ellerde, ailenin elinde. Maalesef çok genç yaşta kaybettik Volkan'ı. Volkan Demirci kardeşimizi çok genç yaşta kaybettik. 25 yaşındaydı ve daha yeni evliydi. Yaklaşık bir yıllık bir evliliği vardı ve maalesef onu terör, hain terör aramızdan aldı. Oldukça zor bir an ve oldukça zor bir dakikayı yaşıyoruz şu an itibariyle. Şehidimizin annesi, yakınları ayakta durmakta güçlük çekiyor. Babası biraz önce Ordu Valisi Settar Yavuz'un omuzlarındaydı. Omuzlarında ağladı. Dün akşam da buna benzer görüntüler yaşadık. Ve şu anda da yaşıyoruz. Çok zor. Tarifi mümkün değil. Bizler de görev yaparken burada oldukça zor anlar yaşıyoruz. Sizlere bunu anlatmak bizim açımızdan inanın gerçekten çok zor. Buradaki o an duyguyu yaşamak, bu olayı size anlatmak benim açımdan çok zor. Ve elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadarıyla size bunu anlatmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok zor, tarifi mümkün değil. Halen şehit aileleri sakinleşmedi ve şu an için namaz için kendilerinden müsaade isteniyor. Onlar da kolay kolay bırakmak istemiyorlar haliyle. Şu anda uyarı da geliyor. Şehidimize olan görevimizi yapmak üzereyiz. Cenaze namazı için saflarımızı düzeltelim değerli kardeşlerim. Saflarımızı düzeltelim. Namaz kılacağımız şekilde saflarımızı düzeltelim değerli kardeşlerim.
Muhterem müminler, yüce Rabbimiz tamam. Değerli kardeşlerim, aziz kardeşlerim, biz müminiz elhamdülillah. Şunu unutmayalım aziz müminler, Müslüman olarak, mümin olarak Allah katında bir kulun ulaşabileceği peygamberlikten sonra en yüce mertebe şehadet mertebesidir. Şu anda Volkan Demirci kardeşimiz bu yüce mertebeye erişmiştir. Evet, acımız vardır ama o kardeşimiz sevgili peygamberimize komşu olmuştur. Hazreti Hamza'ya komşu olmuştur. Şehitlik isteyerek elde edilen bir mertebe de değildir. Ancak yüce Rabbimizin bize ikram ettiği, sevdiği kullarına ikram ettiği en yüce makamdır. Onun için evet acımız vardır ama biz bu makamın da en yüce makam olduğunu asla unutmayalım. Şehidimize olan görevimizi hep beraber yapalım. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillahi emvat bel ahya'un velakin la teşurun. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler fakat siz farkında olamazsınız buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda ölenler şehittir buyuruyor. Az önce ifade ettiğim gibi bir kulun peygamberlikten sonra ulaşabileceği en yüce mertebeye Volkan kardeşimiz erişmiştir. Cenab-ı Hak makamını cennet eylesin. Şimdi hep beraber cenaze namazı için hazırlığımızı yapalım. Şehidimizin bizim üzerimizde şüphesiz hakları var değerli kardeşlerim. Çünkü şehidimiz en kıymetli varlığını olan canını vatan millet değil devlet uğruna feda etmiştir. Onun bizim üzerinde şüphesiz namütenahi hakları vardır. Ama biz de şehidimize olan haklarımızı, dünyevi ve uhravi bütün hak ve hukukumuzu helal edelim. Tekrar helal edelim. Lütfen helal edelim. Allah sizlerden ve şehidimizden razı olsun. Cenab-ı Hak makamını cennet eylesin. Geride bıraktığı keder dide ailesine Cenab-ı Hak sabrı cemil nasip eylesin. Cenaze namazı 4 tekbir ile kılınır. Birinci tekbirden sonra evet, tören programını arz edecek kardeşimiz. Müsteğmen Gazi Akbulut. Sayın Valim, Sayın Bakan Yardımcılarım, tören programını arz ediyorum. Şehit Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin özgeçmişinin okunması, cenaze namazının kılınması ve duanın yapılması, defin yerine intikal edilmesi, şehit naaşının defnedilmesi, saygı atışının yapılması, şehit babasına bayrak kutusu ve fotoğrafın takdim edilmesi, şehit uzman çavuş Volkan Demirci'nin özgeçmişi. Şehit uzman çavuş Volkan Demirci 9 Haziran 1994 tarihinde Ordu ili Çatalpınar ilçesinde doğmuş, ilk ve orta öğrenimini İstanbul ili Pendik ilçesinde tamamlamıştır. 15 Ağustos 16 Aralık 2016 tarihleri arasında Yenifoça 3. Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı emrinde icra edilen uzman çavuşluk eğitimini başarıyla tamamlamasını mütakip 1 Ocak 2017 tarihinde Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Yüksekova Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı emrinde göreve başlamıştır. Hakkari ili Yüksekova ilçesi Alandüz bölgesinde 13 Mayıs 2019 tarihinde icra edilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yorulmaz operasyonu esnasında saat 16.30 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olmuştur.
Şehidimiz Uzman Çavuş Volkan Demirci evlidir. Ruhu şad olsun. Cenaze namazının kılınması ve duanın yapılması. Muhterem kardeşlerim, cenaze namazı 4 tekbir ile kılınır. Birinci tekbirden sonra Subhaneke duası, ikinci tekbirden sonra Allahümme salli Allahümme barik duaları, üçüncü tekbirden sonra bilenler cenaze duasını, dileyenler de dua niyetiyle Fatiha-i Şerif'i okurlar. Dördüncü tekbirden sonra selam verilir. Hep beraber niyet edelim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, er kişi niyetine, uyduğum hazır olan imama. Allahu Ekber. Subhaneke. Allahu Ekber. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Ala ali Muhammed. Ala ali Muhammed. Allahu Ekber. Allahümme afir li hayyina ve meyyitina. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah rızası için, şehidimizin ruhu için. El Fatiha. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetu lil müttakîn. وَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ اَسْسَلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وَاغْفِرْ لَنَا يَا كَرِيمُ وَاغْفِرْ لَنَا يَا رَحِيمُ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ Ey yerlerin ve göklerin sahibi, bütün mükevvenatın haliki olan yüce Rabbimiz, şu mübarek Ramazan gününde şehidimizle beraber ellerimizi senin sonsuz rahmetine açıyoruz. Bizleri kapından boş çevirme ya Rabbi. Sağnak sağnak rahmetin, bereketin yağdığı bu mübarek Ramazan ayında bizleri kapından boş çevirme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ilahi kelimetullah uğruna, vatan millet dini devlet uğruna, milletin devletin harimi ismetine namahremeri değmesin diye canını feda eden Volkan Demirci şehidimizi senin sonsuz rahmetine tevki kılıyoruz. Ya Rabbi, şehidimize rahmetinle muamele eyle. Makamını cennet eyle. Hazreti Hamza ile haşreyle. Çanakkale şehitleri ile haşreyle. İstiklal şehitleri ile haşreyle. Ya Rabbi, ahirette sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme komşu eyle. Geride bıraktığı keder dide ailesine, milletimize sabr-ı cemil nasip eyle. Ya Rabbi, vatanımızı, milletimizi, dinimizi, devletimizi her türlü tehlikelerden koru. Silahlı kuvvetlerimizi, emniyet güçlerimizi her türlü tehlikelerden koru. Vatan ve millet için çalışanlara yardım eyle ya Rabbi. Vatan hainlerine, fasıklara, facirlere fırsat verme ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi bu cennet vatanda, bu al bayrağın altında kıyamete kadar daim eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, vatanımıza, milletimize kastedenlere ya Rabbi sen fırsat verme.
Kahhar ismi şerifin hürmetine şu Ramazan ayında kahru perişan eyle ya Rabbi. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bütün şühedanın ervahı için, bütün geçmişlerimizin ruhu için, uzaktan ve yakından şehidimizi uğurlamaya, cennete yollamaya gelen kardeşlerimizin bir cümle geçmişlerinin ruhu için, hususan Volkan Demirci şehidimizin ruhu için, Allah rızası için, El Fatiha. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Defin edilecek, defin işlemleri gerçekleşecek. Şehidimizin tabii ki tören de bu saat itibariyle burada tamamlanıyor. Cenaze töreni ardından aile ve protokol üyeleriyle birlikte, hep birlikte cenaze törenine, cenaze töreni sonrası protokol üyeleri de gidecekler ve son görevlerini gerçekleştirecekler. Bizler de burada sabah saatlerinden itibaren sizlere yaşananları anlatmaya çalıştık, aktarmaya çalıştık ve Çatalpınar ilçe stadındaki cenaze töreni an itibariyle de sona erdi ve vatandaşlar da yavaş yavaş dağılıyor. Konvoylar eşliğinde şehidimizin naaşıyla beraber mezarlığa doğru ilerleyecekler ve bundan sonraki süreçte de cenaze defin işlemleri gerçekleştirecek. Değerli izleyenler, Çatalpınar ilçe stadında aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Tekrardan herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Burada ateşin düştüğü noktayı an be an sizlere anlatmaya çalıştık ve Çatalpınar ilçe stadındaki yayınımızda cenaze töreninin bitmesinin ardından sona eriyor. Herkese hayırlı iftarlar diliyoruz efendim.